abimizin ihtiyacı olan suyu damacana olarak götürüyoruz. Haliyle kuyumuz artık su vermiyor. Toprak harç işimiz var. Onun harici içme suyu anlamında damacanamızı kullanacağız. Parça parça su götürmek yerine bir damacana bizim su ihtiyacımızı yoğun bir şekilde karşılar. Arkadaşlar, yorumlarda sizlerin de bahsettiği gibi kışlı için odun ihtiyacımız vardı. Onunla ilgili bir gelişme oldu. Şimdi babama da onu göstereceğim açıkçası. Şimdi şu kısımdan aşağısı, ağaçların bittiği yerden aşağısı da bize ait. Babamın dediği gibi daha aşağıya kadar iniyor ama burası şu anda tapuda. Orman olarak görüldüğü için ve de yoğun bir ağaç popülasyonu var. Burada orman satım yapmış kömürcüler. Bu gördüğümüz aşağılarda dahil olmak üzere şu geldiğimiz rotalardaki her taraftaki ağaçlarda kesim yapacak. Temelin içine girilmez haliyle sonuç itibariyle hem bizim sınırımız hem de genç ağaçlar, ama şu aşağılar muhtemel kesilecek. Baba, şu aşağıların hepsi kesilecek. Şuralar dahil olmak üzere. Burada orman çalışacak yani. Orman burada kesimini yap. Bunlarla mangal kömürü yapılacak. Tabi bu ağaçların kalın kısımlarıyla ilgilendikleri için kesim sonrası çok sayıda odun malzemesi kalacak. Bunlar da köylünün ihtiyacına kullanılıyor. Yani burası bizim olduğu için biz de köylüyüz. Kendi köyümüzün yeri, kendi tapulu yerimiz. Biz buradaki odunları çektiğimizde bizim kışlık ihtiyacımız karşılanmış olur, değil mi baba? Aynen. Yani kışın, hatta bir sene değil, bir iki sene yetecek kadar odun ihtiyacımız karşılanmış olacak bu şekilde. Şu an yukarı taraftalarmış. Yukarıda bir maden taş ocağı var. Taş ocağının olduğu kısımdalarmış. Birkaç güne gelir diyorlar. Hızlı hareket ediyorlarmış. Şu karşılarda da dahil olmak üzere komple anladığım kadarıyla bu bölgede kesim var. Yani şöyle görüntümüz biraz kesim olduğu için biraz kötüleşecek, ama daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu ağaçların bir güzelliği var. Yani bizim Söğüt mahallemizin yolunda çekmiştim. Kesildiği yerden tabandan acayip güçlü bir kök sağlam olduğu için, onun da kesim tekniği var. Kök sağlam olduğu için daha güçlü bir şekilde, daha gür bir şekilde fışkınlar diye geçer bizde. Dışarıya gövdeler veriyor. O gövdelerden de çok sık bir orman oluşuyor. Yani o yönüyle ne olur 1-2 yıl belki görüntümüz açık olacak, ama ondan sonra tekrardan genç ve güçlü bir ormanımız olacak inşallah. Şöyle bakalım dedik. Baba, aşağıda bizim odunumuz vardı, kuru ağaç. Alış benzeri bir şey miydi? Onu bir, onlar gelmeden kendimiz de onu kesip bir gün bışkılı gelelim. O odun işlerini, kurularımızı alalım. Hazır bir şekilde onları bir koyalım. Ondan sonra da onlar kestikten sonra kalanları da kış gelmeden çekeriz yukarıya odunluğumuza. Ondan sonra sen sağ, biz selamet. Kışın bol adenin odunumuz olur inşallah.
gittiğim için ne diyorsun baba? Öyle de dilerse öyledir. Yani. Diyecek bir şeyimiz yok. Diyecek bir şeyimiz yok, tamam. Ormanda dairesinden geldiklerini öğren. Ya baba şöyle. Özel mülk aslında. İşte şöyle. Özel mülke girmiyor. Şuradan gerisi özel mülke geçmiyor tapuda. Zamanında bak bu ağaçlar orman gibi kapladığı için, tımar yapılmadığı için buralar, ormana geçtiği için, anladın mı? Ondan dolayı. Yani sıkıntı edecek bir şey yok. Buraya gelip birisi satın alacak değil. Orman alanı çünkü. Ama yine bizim, sonuç itibariyle bizim alanlar. Ama orman kestikten sonra ne olur? Tımar edildiği için bir iki düzenleme yaptım mıydı? Sonrasında ağaç büyümez, orman vasfını da kaybeder zamanla. Kullanmadığın alan ormana geçiyor sonuçta. Bir de dediğim gibi kesildiğinde daha gür bir şekilde burada fışkınlar verecek. Yani dallar atacak kökten. Ve daha gür bir orman olacak. Tabii bir de onlar her ağacı kesmiyorlar. Belli bir aralıkta, yani kalınlıktaki ağaçları kesiyorlar. Ve belirli aralıklarda genişleterek yangına karşı, işte ağaçların daha büyümesine karşı planlı bir kesim yapıyorlar. Çam ağaçlarında o şekildeydi ama bunlar da bilmiyorum nasıl. Bunda daha fazla güçlü. Bir kestikten sonra beş verdiği için bunda her tarafı da kesebilirler. Ondan emin değilim çünkü. Öyle vadimize baktık. Çıkalım baba, çalışmamıza başlayalım inşallah. Değil mi? Başlayalım. Hadi bismillah. Bahçemizdeki kavunumuz maşallah bayağı büyümüş. Şöyle göstermek gerekirse çileklere bayağıdır su verilmiyor. Ama belli bir kısım yine hayatta, tabanı tutanlar muhtemel, kök atanlar. Onlar kendilerini kurtarmış. Yağışlardan sonra iyicene kendilerini güçlendirirler tahminim. Alanda ciddi çekirge var. Şimdi gördüm karşıdan. Kamerada çıkmıyordur. Onları bir çekeyim yakından. Seneye bunların sürgünleriyle buraları ne yapacağız? Toprağa girdir vereceğiz burayı. Çileklik yapacağız. Yabani tarzda, vahşi tarzda çileklik yapacağız. Çünkü profesyonel tarzda biz bu işi beceremedik. Nasipse. Ama alanda çok ciddi çekirge var ya. Diğer iki yerlerde ben görmüyorum. Sadece bahçenin olduğu yerde var. Bakın 3 tane burada çekirge var. Kamufle olmuşlar ama şöyle bakın, gördünüz mü? Hepsi atladı. Burada çekirge istilası var. Özellikle buraya geliyorlar niyeyse. Toprağın renginden mi artık? Ve şurada tahminim de yanılmıyorsam bizim zararlımız. Çileklerimizi kesen olması lazım. Kabuğunu değiştirmiş. Gitmiş. Ya bu o ya da Ağustos böceği, iki ihtimal var. İkisinden hangisi ise. Bu alanda ciddi bir şekilde çekirge istilası var. Evet, dairemiz. Oo, çok güzel kızarmış. Yakından bir bakalım. Kuyumuz. Akıbetine bakalım. Evet.
gördüğünüz gibi tavan tamamen sadece çok küçük bir birikinti. Onun harici hiçbir şey yok. Kuyumuz kurudu. 8. ayın sonu itibariyle 15'inde sonra su çekilerek tamamen kurudu. Baharını çekmiştim. Küçük küçük çağlalardı. Hatta bir ikisini yemiştim. Şimdi kıpkırmızı kalmışlar. Tabi biraz daha istiyor, vakti var. Tamamen kızaracak bunlar. Ve afiyetle yemelik olacak. Bunun eskiler çok güzel hoşafını yapar. Hoşafını yapardı. Tabi şimdilerde yüzüne bakan yok da. Güzeldir yani. Yetişeceğine. Bakın. 10 numara 5 yıldız. En doğalından. Çok mayhoş. Bacamızdan dumanı tüttürdük uzunca bir aradan sonra.
Çayımız kaynadı. Soluğumuzu dayakı eksiltmiş. Kokulayarak tekrar biraz su ilave etti. Bir taraftan da tavuklarımızı da şişlerimizi koyalım. Afiyetle öğlen atıştırmalığımız pişiyor. Nasipse bunu çıkardığımızda ikinci turu atacağız.
Ne oldu? Niye ciddi durum? Beş. Canın sıkkın değil değil mi? Misafir var dedi yine. Yani düşündüm de. Kimi? Bir ağır misafir olursa. Yok yok, sıkıntı yok mu? Şu an benim misafirim sensin. Senden ağır misafir yok. Şu an... Afiyetle karnımızı doyuralım. Üçüncü bardakta verebilir miyiz? Niye? Burada bir soğuk var, su aşılamak için. Ha, tamam. Doğru, senin. Alışkanlık şey de... Paşa çayını unuttuk baba. Şöyle, dur. Paşa çayını biz var ya, direkt buradan sudan takviye yapsak. Ne bileyim, buraya da damlatırsak. Damlasın ya, sıkıntı değil. Hadi bakalım, bismillah de bakalım. İnşallah beğenirsin baba. Tabii tabii. Öğrendim bu halde. Esnaftan hakikati düşmüş. Şöyle bakınca yalancıklanmıştı zannettim baba. Hakikaten hep öyle zannediyorum ben. Bir türlü anlatamadım. Közlü oluyor ya. Öyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten tavşan kanı dediklerinden olmuş çayımız. Şöyle baba hafif dökeyim. Üstünü buradan ilave edeyim. Nasıl? Ekmeği de sıkabilirsin baba, bak şöyle. Böyle mesela alıp şöyle bak. Özellikle çiçeği aldım yani. Gördün mü? İki tanesini içine attım mıydı? Tam bir sıkalım. Acele etmene gerek yok ya. Her türlü sevgimiz yan tarafta ama şu aklımdaki hep boya badana işini halledemediğimiz için bir türlü sevgimizi seremedik. Metre burada mıydı baba? Hı hı. Benim metre değil mi o? Seninki değil. Ben kendimkine koydum buraya da. Kendininki mi? Tamam, seninkisi dursun da. Buranın ölçüsünü alalım. Şu halıyı götürelim. Evet. Halı gitsin. Halıyı götürelim. Buraya ben normal bir sergi kestireyim. Ölçüsünü alayım. Bu halıyı yazı etmeye gerek yok. Burada. Duydum. Bugün götürelim baba. Tam kulağımda olmuş. Ekmeği sıkıntı sevmiyorum galiba.
Şunları da bitir baba sen. Atıp Turgut abimiz yağlı boya verdiydi. İçeriye kullanacağım boya farklı, dışarıya kullanacağım boya farklı. Yakup dedi, dışarıya dedi yağlı boya vurursan o yağlı boyanın içindeki plastik özelliği dedi yağmurda duvarın akmasını önler dedi. Bir çözüm dedi. Yalnız onu ha bugün ha yarın getireceğim derken yine unutmuşum. Diğer boya var. İçeriye vuracağımız boya var ama dış boya yok. Bu hafta zaten Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Bol güneşli günleri göreceğiz. Yine 29-30 dereceleri göreceksiniz. Zaten çocukluğumdan öyle düşüncelerim. Ne düşüncesi? Öyle hesapları içerisinde yoğruldum ben. Ne gibi hesap bu? O da buranın yaşantısının işi. Herkes birbirlerinin Alman tarafında düşmanlık. Öyle yok olmuş insanlar birbirleriyle. Başlandı. Geçmişte var bunlar. Şimdi modern şekliyle yapıyorlar. Yok şimdiki farklı mı? Eskiden mahalle bar kavgası, sınır kavgası. Hı. Mal girdi, melal girdi. Çok şeymiş buralarda. Çok kavgalar olmuştur. Su kavgası. Nasıl? Burası da neresi de Düzüçe. Düzüçe. Düzüçe tamamen. Bütün tamam için kavga edenler olmuş. İşte. Hep o onlar öldü. Öldü zaten. O kavga edenler öldü. Çocukları da o tarlaların hepsini yazdırmadı. Torun tombası. Hepsi devlete geçti. Peygamberimiz boşuna demiyor. Dünya sevgisi günahların başıdır diye. Karnımızı doyururken birazdan dinlenirken anlat ver bakayım baba. Eskilerden. Eskilerden anlat bakayım. Eskilerden. Sümer vakillerini mesela bir anlat. Nasıl görüş? Nerede hareket orada bereket konusu var ya. Yani iyimserlik manada orada. Hadi. Nizalaşma oluyor bazen. Ne? Nizalaşma oluyor. Evet. Nasıldı yani? Anda, çalışma ortamın nasıldı? Nerede, nerelerde görev yaptın Sümer Maktaykan? Ha. Kırkkale'deydim. Kırkkale'de. Kaç yılın? 9 sene mi işte yaklaşık. Ne? 9 sene mi civarında? 9 sene önce. Hayır. Yani 9 sene çalışmıştım. Orada çalıştın da kaç yılıydı yani? O kaç yıllardı? Takriben tahmini. 72. 74. 70 bir yılında 75. 72, 74, 75, 75 senelerinde. 75. Veya 76 senesinde. 76. 1976 yılında. Oradan Konya'ya mı geldiydin Karaman'a mı? Direkt Konya'ya geldim de.
Sonra Karaman'a gönderdiler. Hayır sen bilmezsin, karışma. Orada vazifeye başlayacaksın dediler de aklıma yatmadı benim. Fabrikanın satış memurluğu. Ne alakası var? Satış memurluğu Gerika şehrinde fabrikaların mamullerini satan kişiye demiş. Benim yani önem verdiğim bir şey müşterilere iyi davranmak. Bir taraftan yemeğini yani, de soğutmamış o. Şimdi yüksaldık yine. İşte. Karaman'da kaç yıl çalıştın? Fazla çalışmadım Karaman'da. Zaten sonucu oldu. Karaman'da çalıştım. Emekli oldum da sana. Evet. Ama arkadaşlık edinmiyor. Çok güzel oldu. Çok sevindim. Yörükler uğrar. Tabii. Mersin tarafından gelen yörük göçerler. Orada genellikle evleri, yurtları. Orada da bir yurt açıyorlar kendilerine. Çocukları için okul anlamında. Buradaki diğer yörüklerden de biliyorum da. Ben ateşleyeyim. Bazen ekrana geldiği oluyor da, evet. O Karaman yörüklerinin. Halbuki yaşayan onlar ya, yörük gelenekli olarak. Örf adet değil mi? Ondan göçebe. Evet, aynen. Kırık kıyafetleri aynı. İşte. Göçer hayatı burada da devam ediyor baba. Çevremizde de var onlarda. Yörük göçerlerdi. Şey, Antalyalılar mı? Yok yok. Bu sarı keçiler var ya, Karaman'da duranlar. Ha, evet. Kara keçiler miydi? Sarı keçiler miydi? Neydi onlar? Değişik isimler var. Kara keçiler. Mersin tarafının. Mersin tarafı, evet. Kara keçili. Diğer ki Antalya tarafı, o bölgeninki de. Hı-hı. Sarı keçili. Evet. Bu tarz bir isimleri var. İkisi ayrılıyor yani. Yanlış da olabilir mi? Düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Yanlış değilse. Belgeselden öğrendim ben de. Evet. Hadi o şişleri bitireceğim. Ne? O şişlerin hepsini bitireceğim. Ha. Tamam. İçmeyeceğim mi? Onu ben içeceğim baba. Sana dolduracağım ben. Sen otur otur. Dur geliyorum ben doldurayım. Çay içmez olur mu baba ya? Daha da çay içilmez. Turkut diye bir arkadaşım vardı. Karaman'da mı? He, mağazada. Pardon, fabrikada. Bizimle seninle ikili gelir şişmanlığı. Ha, bana da şişmansın dedin yani. Devreye hep onu sokarlardı. Benimle benim tarafıyla şey dediler. Konuşalım derlerdi yani. Yavaş yiyorum, soğutuyorum. Şunları alalım ki sonra da kullanırız. Bir tane araba da alıyor. Evet, şurada gebeleşiyorum. Balarısı. Kendimizi soktuğum alerjimiz var. Hiç alışkın olmadığım bir yaşam oldu. Karaman'da.
Ne gibi mesela? Bayanlar doğrudur o. Ne gibi? Yani çalışma ortamı. Yani fabrikalar öyle baba. Evet. Yani fabrikalarda genellikle tekstildir, bu tarz şeylerde. Gıda üzerine, özellikle Karaman'da bisküvi sanayi çok. Bisküvi üretimler halleydir böyle. Yanlış değilsem bir fa orada. Bir marka daha var. Bilindik, bayağı bilindik. O tarz üretimler hep orada. Bizim Bozkurt'tan bile Karaman'a işçi giderdi. Yakın zamana kadar personel eksikliğinden oralarda bulamadıkları için çalışanlar daha buradan Bozkurt'tan sabah giderlerdi işçiler. Akşamleyin de dönerlerdi. Yine belki devam ediyordur. Yani sarı olan dere içi, ondan sonra Hamzalar o bölgelerden özellikle kaldırıyorlar servisleri. Yani fabrikanın personel kısmı. Ya ben çalıştım da bu şekilde yani. Fabrikayı bir türlü görmedim. Göremedim yani. Hadi bakalım kesildin. Hani kendi şeyime göre yani uyuşmuyor da. Ne? Ha beğenmedin mi? İçerinde görüyorum. Nasıl, güzel değil mi? Çok iyi. Allah Allah, yüzüme söyleyebilirsin yani yemekten. Aynen. Ufak tefek çok anlamıyorsun. İşte burada hayırlısıyla daimizde beraber özellikle kışın şurada ocağı yaktığımızda ateşi yakacağız orada. Şurada küçük odun sobaları var. Onlardan bir sobayı alıp koyacağız. Muhtemelen şu araya bir yere koyarız kapının. Bu tarafa, çünkü bacanın konumuna bakarsak ya oraya alırız ya oradan döndürüp şu alana da alabiliriz. Sobamızı da alacağız. Ondan sonra gülür gülür yanacak. Ufak tefek böyle etvari, tavukvari şeyler değil de biraz yemekvari de şeyler, dağda yapılan pratik yemekvari şeyler de deneriz inşallah. Malzemelerimiz de eksiksiz bir şekilde geldiğinde Allah'ın izniyle güzel olacak. Ben buraya dediğim gibi sergiye ölçüsüne göre bir kestireyim. Çünkü bu şekilde sıkıntı. Hatta onlar kenarını kesip de overlock yapıyorlar. Şu arayı da ayarlattırabilirsem şöyle güzel olur. Bak şöyle böyle nasıl olur bilmiyorum, öyle genişi varsa ama şu şekilde ise şuralar biraz boşluk kalır ama oralarda satın dayama yastık kapatacağız. Yani doğru oralar çok düşünmeye yok, dayama yastık kapatacağız. Bizim ustamız hayırlısıyla bir pencere işi için gelirse tez zamanda onu bir halledersek pencerelerimiz takılıp onlarımız takıldığında burada boya badana işi de bitmiş oldu muydu? Yer sergimizi de serdik miydi baba? Yok. Deme keyfin mi? Allah. Bak, senlik değil baba. Sakarlık bende. Hemen dolduralım baba. Sıcak gelirse, dur.
sıcak gelebilir. Olacak. İşte şimdisi hiç sıkıntı değil. Çünkü burası ne yapılacak? Daha temizlenecek, edilecek. Ama halıyı serdiğimizde bu tarz şeyler sıkıntı. Evet. Sofra mendili falan filan. Bunlardan alacağız. Bunlardan da koyacağız buraya. Arkadaşlar şöyle baktığınızda yani bir babam orada, bir ben buradayım. İşte şuraya bir misafir alsak. 3 en fazla yani 4 kişilik bir grup burada oturarak yerde ağırlatabiliriz. Sedirde desek 1-2 kişi anca oturur. Yani karşılıklı en fazla 4-5 kişiyi ağırlayabiliriz. Ölçümüze bakarsak şöyle bu taraf 2 metre. Burası 1 metre, 1,5 metre desek. Yani 2 metre kare ya da 3 metre karelik bir küçük konsept bir dağ evimiz var yani. Çok büyük değiliz yani. Hadi bakayım abi. Sen kızcana yedin. Soğuttum. Sen yemedin ya. Ben yedim. Peki. Benden ziyade senin yemen önemli baba. Bana bakma. Ben her zaman yerim. Öncelik bu büyük ustanın yani. Evet. Büyük ustasın baba. Takipçilerimiz de tescilledi yani. Nasipse evimizin bitmiş haliyle oturmak nasip olsun inşallah diyelim. Yani yorumlarda da geliyor. Diyorsunuz işte çaydır bu tarz şeyler. Yani gerçekten ben de istiyorum artık da. Yani çünkü oturur hale getirebilmemiz lazım yani. Çünkü çok emek harcadık. Hep çalışma videosu çıkıyor çünkü İş bitmiyor. Ufak tefek derken işimiz hep iş bitmedi. Babam bitirdi. İçerideki işte şu karşı sıvayı da hallettik miydi? Sonra kısım nasipse badana işi. Badana da bitti miydi? Sergimiz yani tabii cam olayının bitmesi lazım. Sergiyi sermek için. Çünkü badana çok önemli. Tabii badana önemli baba. Öncelikle yani. Badanamız o hazır iç badana için ama işte şu oraları, şu yukarı tarafı bitirmen lazım. Şu oradaki boşlukları da doldurup orayı bir bitirmen lazım. Yani içeriği bari halletsek olur. Ben de arabaya indirdiydim arabanın arkasından. Gelemedik. Diğer iki boyayı, Hatip abimizin verdiği boyayı da alalım ki yanımıza bir geldiğimizde nasipse onu da halledelim inşallah. Yemek videomuzu burada keselim. Evet arkadaşlar. Bugün bir de çalışmamız var. Gördüğünüz kavanozun içi. Bahara bir hazırlık nasipse. Çiçeklerimizi şöyle çekelim. Şöyle. Ben gittiğim yerden her taraftan sağdan soldan yayladan ahırlıdan çiçek tohumları topladım. Gördüğünüz gibi. Bunları evde
zapt etme şansım yok. Daha evine getirip cam kavanoza da koyacağım ki nem bu tarz bir şeyden de etkilenmesin diyerek. Bakın kadifeli çiçeğinden tutun da envai çeşit çiçek, astra dediğimiz beyaz çiçeklerim benim. Onlardan böyle ne diyeyim, kadifeli çiçekten hadi bir çiçeğimiz daha var da onun isminde ben değişik bir isim kullanıyorum. Söylemeyeyim. O bir iki farklı türevde çiçekler vardı. Nasipse baharın kapının arka tarafını yani ön tarafını aşağıya doğru bir tesviye ettirebilirsek patlatma sürdürmeyi düşünüyorum. Sürüldükten sonra orayı daha yumuşayın önünü damlama sulama getireceğim nasipse. Suyumuz olduğu sürece yukarıya kuracağımız yarım tonluk tankerle oradan damlama sulamayla aşağıya su indireceğiz. Ve bu çiçekleri sulayacağım. Çok kraş bir görüntü var. Sizin de yorumlarda bahsettiğiniz gibi toprak suya açık kalıyor. Yani sulanmadığı için hiçbir yer. Şimdi daha önümüzün önü. Bu çiçekleri suladığımızda gerçekten hoş bir görüntüye sahip olacak. Bir de toprak sürüldüğünde şöyle yapalım. Zemine dökelim ki zemine döküp zeminden toplayalım. Bunları bunların her biri tohum. Vallahi ben bu kadar olacağını sanmıyordum ama şunlar astra dediğimiz çiçeklerim, beyaz çiçeklerim ben. Onların yok, bu kadifeli kadife çiçeğiymiş. Kadife çiçek. Onun tohumu. Astra'nın kadar var içinde. Çocukken evimizin çatı katına da ekiyordum baba, hatırlıyor musun? Beyaz çiçeklerden. Eski günleri yad etmiş olacağız çocukluğumuzdaki gibi. O beyaz çiçekleri ben seviyorum. Rengarenk oluyor. Astra deniyormuş. Yorumda sizler öğretmiştiniz. Şu işte astra tohumu. Çok küçük görünmüyor da. İşte nasipse bunları baharda ektiğimizde ne olacak? Daha evimiz çiçek bahçesi olacak değil mi baba? Nasıl? Güzel olur mu? Böyle. Çok iyi olur. Şöyle tohumlarımız, evet, korunaklı bir halde şöyle göstereyim. Arkadaşlar hepsinden var. Bunu sağlam bir şekilde yukarıya koyduğumuzda baharın nasipse ekeceğiz bunu. Bugün dağ evinde yoğun bir tempo harcadık. Bizim için güzel bir gündü. Yorucu ama gerçekten güzel bir gündü. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dağ evimizin sonraki maceralarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Yorum ve destekleriniz için, paylaşımlarınız için de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.